Sinüs x'nin fasaları yordamında biz quyidagi misolni yechamiz. Bizga quyidagi funksiya berilgan. Fx teng sinüs x. Quyidagi oraliqda. Eslatib o'tamiz. Bu yerda mana bu oraliqni bergani uchun sinüs x'nin aniqlanish sohasi quyidagi to'plam bo'ladi. Demak, fx funksiyasining aniqlanish sohasi mana bu to'plam ekan. Birinchi savol. Funksiyaning eng katta qiymatini toping. İkincisi en küçük kıymatını topin, ösüş aralıklarını topin, kemeş aralıklarını topin, nullarını topin, müsbet buladığın aralıklarını topin ve nihayet manfi buladığın aralıklarını topin. Yani şu misalini geçeceğiz. Bak, dersler biz funksiyonun grafikini kuruştan başlayalımız. Bizde aralık, yani pi taksım 3'ten 7 pi taksım 6 geçe. Keldiler sinüs x funksiyasının grafiğini 0 2 pi aralığında çizeydik. Demek sallar okunursa uzaytıramız. Evet, biz sinüs x funksiyasının 0 2 pi aralığındaki grafiğini çizdik. Demek abi pi nokta. Abi pi taksım 2 nokta. Bu nokta 3 pi taksım 2. Yani berilgen funksiyonun grafiğini çizemiz. Yani bu sinüs x funksiyonun sinüs x funksiyonun grafiğinin bir bölge. 0, 2 pi aralığındaki bölge. Yani berilgen funksiyonun grafiği demek. Pi taksım 3'ten pi taksım 3. Yetti pi taksım 6. Pi'den katta demek. Yetti pi taksım 6. Ve berilgen funksiya mana bu aralıktayken. Pi taksım 3'ten yetti pi taksım 6 geçer. Demek bana bu grafiğini alırsa bizge bu kısmı kerak emas. Uzun çizim bulan çizem bu kısmı. Yendi. Akeller dersler bana bu savaldan başlaydık. Ösüş aralıklarını tapın. Bizge malum sinüs funksiyon. Minus pi taksım 2'den pi taksım 2 geçe ösüşü. Ve hususen demek bana bu funksiyon bana bu aralıkta ösüşü. Demek bana bu aralıkta ösüşü. Demek ösüş aralığı. Üçüncü savalga cevap. Ösüş aralığı pi taksım 3'den pi taksım 2 geçe. Bitti ösüş aralığını tapdık. Keyingisi. Bizge malum sinüs x pi taksım 2'den 3 pi taksım 2 geçe kemay 3'e. Demek bana bu aralıkta bu funksiye kemay 3 iken. Bu aralıkta ös adı funksiye. Kemay 3 aralığı. Dörtüncüsüge cevap veriyoruz. Dörtüncü savalga cevap. Pi taksım 2'den 7 pi taksım 6 geçe. Bana bu aralıkta funksiyayı kemeyi yaptı. Şimdi birinci savolga cevap veriyoruz. En katta kıymatı. Funksiyanın en katta kıymatı bir geteyim. Bana bu aralıkta. Pi taksım 2 noktada. En katta kıymatı bir geteyim. Demek pi taksım 2 bu aralıkta tegişli. Birinci savolga cevap. Funksiyanın en katta kıymatı. F pi taksım 2. Yani sinüs pi taksım 2 bir geteyim. Funksiyonun en katta kıymatı. Birinci savolga cevap. İkinci savolga, demek birinci savolga cevap verdik. Üçüncü savolga cevap verdik. Törtüncü savolga cevap verdik. Kemeş aralıklarını tattık. Yani en küçük kıymatı. En küçük kıymatı. Bana bu aralıkta funksiyon manfi. Manfi kıymatlar kabul kılıyordu. Demek en küçük kıymatını, bana bu aralıkta müsbat kıymatlar kabul kılıyordu. En küçük kıymatını manfi kıymetler arasında katıraydık. Bir de biz umumi bir kaydanı keltirip ötamız. Eğer f a ve aralığında karalayırken fx funksiya a ve aralığında karalayırken y'den fx funksiya kemay 3'ü bulsa hani kemay 3'ü bulsa o halde funksiya bu aralıkta özünün en küçük kıymetliği b noktada erişadı. Yani bana bu funksiyanın en küçük kıymatı buladı.
Ya bana bu son en kötü kıymeti bulur. Bu arabadaki en kötü kıymeti bulur. Ve FA en kötü kıymeti. Yine tekrarlayalımız. Eğer FX funksiyonu, abi arada anıklanan FX funksiyonu bu arada kemal ölçü bulsa, bu halde bu funksiyonu şu özünün en küçük kıymetiyle aralığının 10 çetki noktası da erişe de FBG'den en küçük kıymeti, en kette kıymetiyle çap çetki noktada erişe de. Yani FAG'den en kette kıymeti. Ve biz bir yerde en küçük kıymetini toplamışız. En küçük kıymeti bir yerde bana 7 taksın 6'da erişerken. Demek bu kaç savol oldu? En küçük kıymeti ikinci savol. Demek funksiyonun en küçük kıymeti f 7 pi taksım 6'da erişerdi. Yani sinüs bize f sinüs x 7 pi taksım 6. Bu pi'den kette bunu kuyuda geçiyor yazalımız. Din sinüs pi koşu pi taksım 6. Keltiriş formülüne göre bu minus sinüs pi taksım 6 getin. Sinüs pi taksım 6 1 taksım 2 getin. Demek minus 1 taksım 2'ni hasıl kılalımız. Demek funksiyonun en küçük kıymeti minus 1 taksım 2 getin. Demek bana minus 1 taksım 2 iken kıymeti. Bak en küçük kıymetini taptık. Nabattaki ise nolları. Kaçan funksiyon nol geteyim bulardı. Ama bizde bu funksiyon ve pi'den nol geteyim bulardı. Beşinci soru cevap. X denk pi bölgen funksiyonun nolu bulardı. Demek bitten nolu bırakken. X denk pi. Yani şu noktada şu sanı x pi geteyim bulgen de funksiyon nol geteyim bulardı. Nabattaki soru. Müsbat bulardı yan aralıkları. Hayırdan funksiyon müsbat bulardı. Qayerda funksiyaning grafigi x o'qidan yuqorida joylashgan? Shu savolga javob beramiz. Mana bu oraliqda yuqorida joylashgan. Yani 6-chi savolga javob. Pi taqsim 3 dan pi gacha oraliqda. Pi taqsim 3 dan pi gacha oraliqda mana bu oraliqda funksiya musbat bo'ladi. Pi taqsim 3 dan musbat. Shuning uchun pi taqsim 3 oraliqqa tegishli pi da 0 ga teng. 0 tegishli emas. 6. savolga javob berdik. 7. savol manfiy bo'ladigan oraliqlari. Qaysi oraliqda manfiy? Bu uchun qaysi oraliqda funksiyaning grafigi x o'qidan pastda joylashgan? Demak, mana bu oraliqda grafik pastda joylashgan. Demak, 7. savolga javob pi dan 7 pi taqsim 6gacha. Pi dan 7 pi taqsim 6gacha. 7 pi taqsim 6da ham funksiya manfiy. Shu sababli bu oraliqqa kiradi.